İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yeni bir haftanın yorumu programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Fethi Şahıl, avukat Safa Mürsel ile birlikte bu haftada haftanın öne çıkan gündem başlıklarını siz kıymetli TV 111 izleyicileri için değerlendirmeye, yorumlamaya gayret edeceğiz, gayret göstereceğiz. Tabii bu haftanın neredeyse tamamını işgal eden bir mesele vardı. O da hatırlayacaksınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü aynı zamanda. 24 Kasım sabahı saat 09:24 sularında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 uçağının Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş jetini düşürmesi hadisesi. Tabii bu hadise sadece Türkiye gündemini meşgul etmedi, meşgul etmiyor. Aynı zamanda dünya da bu gündemle ilgili bir şekilde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dünya da bu konuyla ilgileniyor ve dünyanın da önemli gündem başlıkları arasında kendine yer buldu Türk Hava Kuvvetleri'nin Rus savaş jetini düşürme hadisesi. Geçtiğimiz haftaki haftanın yorumu programını hatırlayacaksınız. Programın son bölümlerinde özellikle ki geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı başlamıştı. Rusya'nın denizden ve havadan Esed, Hizbullah ve İran güçlerinin de karadan Türkmen Dağı bölgesini kuşatması, Bayır Bucak Türkmenlerine karşı yapmış oldukları insafsızca saldırılar bizim de geçtiğimiz hafta haftanın yorumu programında gündemlerimiz arasındaydı ve önümüzdeki hafta bunu enine boyuna konuşacağız demiştik. Sonrasında 65. hükümet kuruldu. Kabine Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından oluşturuldu ve kabine 24 Kasım sabahı açıklanacaktı. Ama tabii ki Rus jetinin düşürülmesi hadisesi kabinenin açıklanmasının da önüne geçti ve o günden bugüne bu hadise konuşuluyor. Daha önce burada müteaddit defalar Rusya'nın Suriye'ye gelmesini, Laskiye civarında Himeymim hava üssünü kullanmasını ve Suriye genelinde artık fiili olarak da operasyonlara başlamasını değerlendirmiştik. Şimdi bu hadiselere daha geniş perspektiften, açılardan bakmaya gayret göstereceğiz. Ben hemen Safa Bey'e dönmek istiyorum. İsterseniz Rus jetinin düşürülmesi hadisesiyle başlayalım. Rus jetinin düşürülmesi hadisesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rus jetinin düşürülmesi hadisesi bir hukuki sorundur. Siyasi sorun olmaktan önce gerçekten hukuki sorun olarak görülmesi gerekir. Böyle durumlarda kimin nasıl hareket edeceği önceden çok belirlenmiş net kriterlere bağlıdır. Angajman kuralları denen bir şey var. Suriye ile yaşadığımız bu süreç içinde bu kural belki benim bildiğim kadarıyla 20-30 defa uygulandı. Belki daha fazla uygulanmıştır. Bilmediklerimiz de vardır. Herhangi bir yanlışlığı affedersin o hata oldu deyip geçiştirmek mümkün değildir. Bunun aynı ile karşılığını verilmesi saldırıya uğrayan devletin de en tabii hakkıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin kara hava sahasına giren bir uçağın 5 dakika süre içinde 10 defa ikaz edilmesine rağmen herhangi bir şekilde terk etme ve yaptığından vazgeçme belirtisi göstermediği yerde yapılacak şey bellidir ve bu yapılmıştır. Hiç kimse topraklarını hani eskilerin tabiriyle hot bir hot yani ben istediğim şekilde yaparım tarzında hoyratça istismar edemez, etmemesi gerekir. O bir egemenlik hakkıdır ve son derece titizlikle de kullanılmış, korunmuş bir haktır. Böyle egemenlik hakkını kendi gücüne güvenerek, ne bileyim başka maksatlarla da olsa ihlal etme hali uluslararası hukukta da kesinlikle koruma görmez. Nitekim geçmiş zamanlarda belki çok kısa süreli veya hani rotamı şaşırdım diye bile diye mazeret gösterebileceği ufak tefek hak ihlalleri olmuş. Evet. Sadece ihtar etmekle yetinmişler. Sessiz kalmamışlar bizimkiler.
Ya bu defa gerçekten 5 dakika içinde 10 defa ikazı umursamayan bir tutuma mukabil bir tepki göstermek, o tepkinin gereğini yapmak Türkiye için doğmuş ve kazanılmış bir hak idi. Rusya bunu bilerek, böyle olacağını öngörerek yapmış olması da basında konuşulan, söylenenlerden anlaşılıyor. Yani Rusya gibi bir devletin bir ülkenin kara sularına 5 dakika boyunca 10 defa ikaza rağmen işgal etmekte kararlı davranmasının başka maksatları olabileceğine ilişkin yorumlar da var. Ki hiçbir şekilde bizim pilotlarımızın uyarılarına cevap verme tenezzülünde bir de bulunmamışlar. Bu bir ayrıntı. Evet. Bir ayrıntı daha var. Hı. Üzerinde çok fazla durulmuyor yorumcular tarafından ama uçan milliyeti belli değil. Evet. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Yani bizim pilotlarımız, Türk Hava Kuvvetleri uçağın hangi milliyete ait olduğunu bilmiyor, kestiremiyor. Evet. Yani dost mu, düşman mı, evet, ne amaçla Türk hava sahasını ihlal etmeye doğru hızla geliyor. Bununla ilgili ellerinde hiçbir veri yok. Yanılmıyorsam dediğiniz noktaya Sayın Cumhurbaşkanı da temas etti. Eğer onun çok net olarak Rus uçağı olduğunu bilseydik belki biraz daha farklı davranırdık. Dedi. Dedi, evet, evet değil mi? Yani burada da bir iyi niyet göstergesini de görmek lazım. Ona rağmen yani kimliğini saklaması, kimliğini açık etmemesi, ısrarla rağmen devam etmesi karşısında böyle bir uygulamanın yapılması kaçınılmazdır ve bir devletin savunma hakkını kullanması sadedinde kimsenin söyleyecek bir sözü olmaması gereken bir şeydir. İlerleyen sorularınızda tahmin ediyorum şey yapacağız. Yani böyle bir durumda mukabil bir atak yapmaktan ziyade Rusya için biraz alttan alarak özür dileriz yanlış yaptık demesi lazım. Çünkü Amerika bu işin yanlış yapılmadığını biliyor. Avrupa Birliği, NATO bunun yanlış olmadığını biliyor. Avrupa'nın büyük devletleri biliyor. Büyük devletleri arkasında Türkiye haklı diyorlar. Buna rağmen siz bunu üst perdeden, yani biraz da belki hani Türkiye'ye kıyasla ben dünyanın ikinci gücüyüm, üçüncü gücüyüm manalarında tepki gösterme ihtiyacı duyuyorsanız bu diplomatik yönden de çok sakil düştü. Yani Putin'e yakışmadı bence. Evet, evet. Çok enteresan. Putin özellikle dün yapmış olduğu açıklamalarda tabii haber olarak da flash bir gelişme şeklinde haber kanalları bunu duyurdu. Türkiye'nin özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti. Jet bir yanıt geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Kesinlikle özür dilemeyeceklerini, özür dilemesi gereken birisi varsa bunun Rusya olduğunu ve aynı durumun tekrarlanması halinde yine aynı şekilde cevap alacağını net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. Evet. Rusya ne yapmaya çalışıyor bu noktada? Rusya, yani ya bu Yavuz hırsız ev sahibini dövermiş hesabı... Kendi kamuoyunda çok sıkıntılı bir duruma düştü. Büyük bir devlet imajı ve Putin'in eski Rusya Çar İmparatorluğunu ihya etmek noktasındaki böyle büyük gayesi önemli ölçüde karizmayı çizdirdi. Onun da biraz şoku içindeler. Bakın Türkiye cezalandırılsın mı diye bir anket yapıldığı söyleniyor. Onu ne ölçüde doğru bilemiyorum. Rusya'da toplumun %67'si buna gerek yok demiş. %37'si, 63'ü gerek yok demiş. %37'si cezalandırılsın. Yani ekonomik müeyyide uygulansın, şu yapılsın, bu yapılsın tarzında bir cevap vermiş. Demek ki Rus toplumu bile bu olay karşısında Putin'den daha sağduyulu davranıyor. Bunu da görmesi lazım. Ama ne var ki Putin karizması ve liderliğini tartışma konusu yaptırmayan birisi. Bir müddettir biliyorsunuz önce başkandı. Anayasaya göre ikinci defa seçilmesi mümkün olmadığı için en muhtemet adamını başbakan yaptı, başkan yaptı. 4 yıllık dönem geçtikten sonra başkanı Medvedev başbakan yaparak kendisi tekrar başkanlığına seçildi.
Yani böyle yerini ve konumunu düzenlemesini bilecek kadar da devlete hakim birisi. Ve bu noktada tabii bir uçak düşürülmesi gibi bir zaaf, böyle bir zafiyetinde, sorumlusu mevkiinde olmak Putin için tahmin ediyorum kabul edilemez bir tutturum gibi geldi ve onu kendi iç politikasında biraz kendini savunmak ve hani tabiri caizse kuyruğu dik tutmak manasında ciddi bir tepki havası veriyor. Ama uluslararası alanda iddialarına ve Türkiye'ye yönelik eleştirilerine çok bir taraftar bulamadı, bulamıyor. Hatta dikkatimi çekti biraz önce. Rusya'daki Çeçenya bölgesinin lideri Kadirov Putin'in yerleştirdiği ve oraya getirdiği bir liderdir. Ve o lafla beregele Türkiye'yi suçladı. Yani yerine olan minnetliğini, oraya getirmiş olmasının minnetini öyle ödedi. Fakat dikkatimi çekti. Başbakan, Çeçenice Başbakanı Türkler haklı diyecek bir söz beyanda bulunmuş. Yani uluslararası alanda Putin'in tavrı çok destek görmedi dediğim şey Rusya'nın kendi içindeki bir cumhuriyetinde bile tasvip görmeyen, yani gerçeğin ne olduğu bilinen ve kabul edilen bir hadise. O yönüyle özür dileme burada olacak şey değil. Ben hukukun gereğini yapmış bir devletin özür dilemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği özür dileyecek biz değiliz manasında mefhumu muhalifinden özür dilemesi gerekenin Rusya olduğunu söylemek lazım. Keşke yani bunu bu kadar büyüteceğine, bunu yaptılar, hangi amaçla yaptıklarını bilemiyorum. Çok sebepsiz olduğu inancında da değilim şahsen. O hava sahası ihlalinin kendiliğinden spontane, elde olmayan sebeplerle yaşanmış bir olay olmadığı inancındayım. Çünkü öyle bir şey olsa anında telafi eder. Onun çünkü müeydesinin düşürülmek olduğunu bilen bir devlet, bilen bir pilot orada o ısrarı yapmaz. O yüzden bir özür dileme ihtiyacının baştan itibaren, olayın ilk anda, olduğu anda bir iletişim kazası oldu, hatası oldu. Türkiye böyle yaptı, üzgünüz ama bir daha olmayacaktır diye şey yapsa dünya kamuoyunda da itibar kazanırdı gerçekten. Evet. Bunu yapmadı, yapmadığı gibi bir de hem suçlu hem güçlü sizin dediğiniz gibi bir tavır sergiledi. Çok da inandırıcı olmadı. Ve bu tavrı sergilemeye de devam ediyor. Ediyor yani çok enteresan. Ediyor. Bunun yansımaları nereye kadar gidiyor görüyorsunuz. İç politikadaki imaj düzeltme arayışları sebebiyle çok yanlış şeyler de yapılıyor. Mesela 60 tane Türkiye'den iş adamı gitmiş bir fuara katılacaklar. Ve onlara vize almadığınız için geldiğiniz manasında gümrükte işlem yapılmış ve gözaltına alınmışlar. Bu son derece gerçekten belki uçaktan uğradığı itibar aşınması kadar da buradan aşınmaya uğrar. Çünkü o insanların o olayla bir alakası yok. Gerçi Türkiye'den gitmişler, Türkiye'ye müeyyide uygulayacaksın. O insanlar oraya senin yaptığın, açtığın bir fuara geldiler. Orada uluslararası bir fuar. Alışveriş yapacaklar belki Rus tüccarlarından. Çok ciddi bir 10 uçak geliri sağlayacaksın bir alışverişten farz-ı mahal. Belki 20 uçak geliri sağlayacaksın. Öyle bir şeye bunu mukabeleyi bin misil vesilesi yapmak son derece yanlış bir şey. Evet. Yani bu uluslararası ilişkilerde bizim burada konuşmamız belki uygun düşmeyebilir de. Yani bir insan olarak oturduk konuşuyoruz. Böyle bir insani boyutunu, ticari boyutunu, siyasi boyutunu bir devletin öngörebilmesi lazım. Bu meselede öngörmemiş olmasını hakikaten yadırgamak lazım. Siz takdimi sunumu yaparken buraya bir kitap gibi bir cümle yazmıştım. Hayalleri büyük olanların hayal kırıklıkları da büyük olur. Bu ne? Şimdi Rusya kimse davet etmeden Suriye'ye çıktı geldi. Paldır küldür çıktı geldi. Ve çok güçlü bir silah yapısıyla çıktı geldi. Var olan üslerine,
yerleşti ve oraları tahkim etti. Ve şu anda da gerçekten çok acımasız bir bombardımanla Suriye coğrafyasını, özellikle Türkmenlerin yaşadığı bölgeleri anormal bir şekilde tahrip ediyor. Fethi Bey, Çar Deli Petro zamanından beri, 18. yüzyıldan bu yana Rusya'nın en büyük hedefi Boğazlardan veya Afganistan üzerinden sıcak denizlere açılmak olmuştur. Ama bu imkanı hiç bulamadı. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda bulabileceği arayışlar içinde oldu ama bulamadı. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle. Kendisini çok güçlü hissettiği bir zamanda Stalin Boğazları istedi, yani hakimiyetini istedi. Batılı ülkeler başta olmak üzere öyle bir şeye tabii razı olmadılar. Bütün beklentileri kendisini kuzey bölgesinde kuşatılmış görmeleridir. Dünyaya yayılarak hakim olmaları, hakimiyet alanlarını genişletmek için sıcak bölgelere açılmak isterler. Bunun yolu Akdeniz'dir, Süveyş'ten Hint Okyanusu'dur, Afganistan'dan falan. Bunlar Afganistan'ı işgal ettiği zaman yıllarca orada dağlarda çatıştılar. El-Kaide işte o zamanlardan kalma şeydir. Askeri güçlerin kimlik değiştirmesidir. Ve Afgan direnişçileri karşı baş edemedi ve çekilmek zorunda kaldı. Mağlup oldu daha doğrusu. Çünkü böyle yaptığı her atakta tepki görüp ama emelini gerçekleştiremeyince bu Suriye onun için önemli bir fırsat teşkil etti. Bu hengamede yani Orta Doğu'nun yeniden yapılanması sürecinde etkin bir yer almak için ve Akdeniz'e rahat ulaşabilme imtiyazını elde etmek için Suriye'de bir varlık gösterme ihtiyacını duydu ve bunu da yoğun silah sevkiyatıyla gerçekleştirmeye çalıştı. Şimdi çok büyük maksatlar için, hedefler için geldiği böyle bir olayda yani bir uçağının düşürülmesiyle karizmayı çizdirdi tabiri caizse. Ve ben beklenmedik kadar, olabileceğinden fazla tepki göstermesini önemli bir hayal kırıklığına bağlıyorum şahsen. Çok büyük beklentileri ve hedefleri vardı. Gene belki Suriye'nin geleceğine ilişkin yılbaşında bir uluslararası toplantı yapılacak. Orada konumu ne olacak, etkinliği ne olacak bilemiyoruz ama herhalde gene hatırı sayılır bir yer edinecektir. Evet. Ama bunu maksimize etmek için, büyütmek için bu olayı, oradaki varlığını biraz da pervasız böyle bir güç gösterisiyle tahkim etmek istedi. Ama Türkiye de buna müsaade etmedi. Evet. Etmemekle de en tabii hakkını kullandı. Evet. Yani bir mukabele etmiş değil Türkiye. Hakkını kullanmıştır. Bunun adını koymak lazım. Yani bir insanı, bir devleti, bir devletin uçağını cezalandırmak gibi bir şey yapmamıştır. Hukuk, uluslararası hukukun öngördüğü bir hakkı kullanmıştır. Evet. Kimsenin bir şey diyecek hali yoktur. Ve nitekim de zaten hiçbir ülkede böyle bir şey demiyor. Türkiye haklıdır yaptığında diyor. Ve Rusya'nın da buna bu konuda haksız olduğunu ifade evet. ediyor. Şimdi tüm bu yaşananlara baktığımızda evet. Türk tarafının havayı yumuşatmaya çalıştığını, evet. ortamı yumuşatmaya çalıştığını ama Rus tarafının aksine gerilimi tırmandırmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Evet. Yine dün Putin'in çok enteresan açıklamaları vardı. Şu an Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında da bir söz düellosu söz konusu. Evet. Çok ilginç gelişmeler de yaşandı dün. Onlardan biri şuydu. Putin DAEŞ'ten Türkiye'nin petrol satın aldığını Türkiye'nin DAEŞ'ten evet. petrol satın aldığını evet. iddia etti. Putin'in bu açıklamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri Esed'in DAEŞ petrolünü satın aldığı ve oradan da bu petrolün Rusya tarafından kullanıldığı açıklaması yani yapıldı. 6 şirketten ikisinin Rus şirketi olduğu, Rus müşteri olduğu ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri bu şirketleri kara listeye aldığını açıkladı. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da sert bir çıkış geldi bu çıkışa karşın. Evet.
Yani bir akıl tutulması yaşanıyor. Evet. Bizim DAEŞ'le herhangi bir şekilde alışverişimiz yok. Evet. Bunu ispatlayamayanlar müfteridir. Evet. Açıklamasını da yaptı. Yani çok enteresan. Putin böyle bir açıklamayı böyle bir olayla karşı karşıya kaldığı zaman yaptı. Aylardan beri bu konuda spekülasyon yapılıyor. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor, şu yapıyor, bu yapıyor, petrol alıyor iddiası da yeni çıktı. Eğer bunu ispatlayabilecek konumda olsalar da aylardan beri bu iddiaları ortaya atanlar çoktan iddialarını kanıtlamış olurlardı. Öyle bir şey yok. Ben hakikaten Putin'in iç politikada çok darlandığını hissediyorum bu tür tavırlarla. Yani böyle gerçi biraz başkan olduğu için demokrasi gibi görünüyor ama yönetim üslubu pek demokrasiye de benzemiyor Putin'in. Yani biraz otoriter ve merkeziyetçi lider yönetimi yapıyor. Belki başkanlık sisteminin gereği odur, bilemiyorum ama ya sanki yani halkına hesap vermede çok büyük bir problemi olan birisi gibi davranıyor. Yani kamuoyu desteğini kaybederse siyasi hayatının biteceği tehevürü içinde gibi hareket ediyor. Ki bu noktada yorumlar da yapıldı. Özellikle evet. Putin'in bu açıklamalarının iç kamuoyunu rahatlatmaya dönük açıklamalar olduğu da iddia edildi. Ben ilk günlerde bu tür atışmaların son derece doğal olduğunu ve kamuoylarına karşı bu tür söylemlerle liderlerin kamuoyunun çıkmasının da çok anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Daralmış bir liderin, zor duruma düşmüş bir liderin kendine bir çıkış menfez aramak için nasıl söyledim ama falan gibisinden kamuoyu önünde bizim lider şunu yaptı, bizim lider bunu yaptı diyecek şekilde kendi kamuoyuna argüman vermeye çalışıyor. Bu anlaşılabilir bir şey ama inandırıcı olma keyfiyeti önemli. O yönüyle yapacağım, edeceğim dediği şeyler çok yani Rusya'nın menfaatine olan şeyler değil. Bu olayda hakikaten gene biraz evvel söylediğime geliyorum. Bir hata yapıldığını kabul ederek kapatmaya çalışsa belki çok daha itibarlı olacak. Evet. Yani dış siyasette Rusya gitgide yalnızlaşıyor diyebilir miyiz bu noktada? Çünkü özellikle Ukrayna krizi esnasında evet. Avrupa Birliği'nin çok ciddi bir ambargosu oldu evet. Rusya'ya karşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de sert bir tutumu oldu. Evet. Ukrayna meselesiyle ilgili alakalı. Şimdi bu krize baktığımızda evet. Yani bugün NATO'nun Türkiye'nin yanında yer aldığını, Türkiye'yi haklı gördüğünü, hakeza Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi haklı gördüğünü, Türkiye'nin yanında yer aldığını ifade edecek olursak, evet. Hani Türkiye hep dış politikada gitgide yalnızlaşıyor ifadesi kullanılıyordu. İç siyasette malzeme olarak bunu Rusya için söyleyebilir miyiz? Bunu Türkiye için söylemek doğru değil ve yalnızlaşmayla ilgili olan bir argümanda hadise de değil. Rusya için söyleyeceğim şu, Rusya bir kere hakikaten büyük devlet olma hayalinden büyük bir darbe yemiş olmanın şokunu yaşıyor bence. Bu olayda gösterdiği ölçüsüz, dengeli bir tepki değil gösterdiği. Ukrayna'ya paldır küldür girdi, bir karşılığı olmadı. Gürcistan'a girdi, karşılığı olmadı. Kırım'a girdi, karşılığı olmadı. Yani bu yaptıkları hep yanına kâr kaldı. Bu olayı göstereceği tepkinin de yanına kâr kalacağını yanlış bir hesap yaptı tahmin ediyorum. Emin ol. Bu meselede burası Ukrayna, Gürcistan, Kırım gibi değil. Bakın Türkiye'den Türkiye'ye kadar bu işin arkasında Avrupa bir şeyde NATO'da durdu, Amerika'da durdu. Yani müttefik dediğiniz zaman böyle lazım. Bu zaman da lazım. Şey olarak hatta Türkiye hemen olayın olduğu gün veya ertesi gün NATO konseyinin toplantı çağırdı ve toplandı şey. Orada da Türkiye lehine karar çıktı. Dolayısıyla ben olayın şokunu atlatayım derken kullandığı argümanların belki Putin'i daha zor duruma düştürdüğünü, dünya kamuoyunda daha özellikle, uluslararası kamuoyunda daha zor duruma düşürdüğünü görüyorum. Sonuç nereye varır bilemiyorum. Fakat bunu temelde bir genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, böyle bir olaya maruz kalmış, muhatap olmuş bir ülkenin, siyasilerinin,
liderinin kendi kamuoyuna karşı dik duruyor görüntüsü vermek için bu tarz söylemler geliştirmesini yadırgamıyorum. Kamuoyunu oyalamak, gazını almak noktasında şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani şu iş adamlarının bu şey vize uygulaması Rus iç politikasında kamuoyuna ne derece rahatlatır bilemem ama belki yarın bazı şeylerin ithalatını kesecekler geçici olarak. Ve her bunlar, şunu diyeceğim, geçici olmaya mahkum şeylerdir. Bunların kalıcı olacak bir durum olamaz. Rusya ile Türkiye'nin gerçekten Sayın Başbakan'ın dediği biz dostuz ve komşuyuz. Bu içi arkası çok dolu bir söz. Rusya'nın bundan büyük bir zararı uğrasa bile göz ardı edemeyeceği bir söz bu. Bu gerçeği onun göz ardı etmesi mümkün değil. Etmemesi lazım. Biz komşuyuz ve dostuz. Stratejik ortaksınız. Bir sürü yatırımlarınız var. Ve hem Türkiye'nin orada var hem de Rusya'nın burada var. Ve Anadolu kaç kanaldan Avrupa'ya açılacak bu petrol, bor, gaz ile bağlanıyor. Bunlar hem Türkiye'nin geleceğidir hem Rusya'nın geleceğidir. Onun için bir uçak düştü diye yani burada bir sinek vızıltısı gibi meseleyi diğer taraftaki gök gürültü gibi meselelere tercih etmek son derece yanlış. O bakımdan ben bunların ilk anın öfkesiyle gösterilmiş fevri tepkiler olduğunu düşünüyorum. Ve toplumlarının kendi kamuoylarının da gazını almaya yönelik bir tavır içinde olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda iş tavsadıkça eski düzene döneceğimizi ben ümit ediyorum. Yoksa politikada, uluslararası politikada böyle basit bir mesele için astar yüzünden pahalıya mal olacak sonuçlara kimse göz almaz. Evet. Çok enteresan. Tabii Türk-Rus ilişkileri bundan sonra nasıl bir seyir izler? Bunu da size soracağım ama daha önceki programlarımızda Suriye meselesini konuşurken Birinci Dünya Savaşı öncesi atmosferin bölgede hakim olduğunu müteaddit defalar burada ifade etmiştik. Hatta geçen haftaki programımızı izleyicilerimiz hatırlayacak olurlarsa yine üzerinde durduğumuz bir husustu. Birinci Dünya Savaşı öncesi ana eksen Orta Doğu'ydu. Bugün de ana eksen Orta Doğu ve şartlar oluşmuş durumda yorumlarını yapmıştık. Ve ilginç bir de tevafuk söz konusu. Türk Silahlı Kuvvetleri Rus jetini 24 Kasım 2015'te düşürdü. Bundan 101 yıl önce. Takvim yaprakları 29 Ekim 1914'ü gösterirken Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz Sultan Selim ve Midilli savaş gemileri Sivas Topol limanı ve sırtlarını bombalamıştı. Ve ardından fiilen Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Ve Türkiye daha doğrusu bu hadisenin ardından Osmanlı Birinci Dünya Savaşı içerisinde fiilen yer almaya başladı. Birinci Dünya Savaşı onun öncesinde başlayan bir süreçti. Şimdi çok enteresan bir benzerlik de söz konusu. Bu uçak düşürme hadisesi yeni bir dünya savaşının habercisi olabilir mi diye de insanın aklına ister istemez bir soru geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben de ağzınızdan yel alsın diyorum. Orta Doğu'nun bugünkü halinin geleceği nasıl şekillenecektir hakikaten bilemiyoruz. Yani şartlar öyle bir şey zorlar ki dediğiniz gibi gerçekten 3. bir dünya savaşının çatışma alanı haline de gelebilir. Dileriz hakikaten gelmez ve gelmesin. Ya çok enteresan. Şunu da bir dipnot olarak paylaşmakta fayda var. Bugün bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Evet. Bugün bakıyorsunuz Fransa bölgede ki Fransa en büyük 80 devlet bölgede Fethi Bey. Uçak gemisini getirmiş durumda. Koalisyon güçlerini biliyorsunuz dediğiniz gibi 80 devlet bölgede ve çok enteresan önümüzdeki hafta İngiliz parlamentosu Suriye'ye operasyon yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir karar alacak. Bir karar verecek. Daha önce İngiliz parlamentosunun önüne gelmişti bu karar. İngiltere Başbakanı David Cameron getirmişti. Ama parlamentodan bir onay çıkmamıştı. Çıkmadığı için İngiltere aktif olarak şu an
Suriye'deki operasyonlara dahil olmuyor. Evet. Ama bu hadiselerin özellikle Rusya'nın bölgeye inmesinin ardından zaten David Cameron'ın Rusya'ya yönelik sert sözlerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve İngiltere parlamentosuna tekrar getirecek. Yani İngiltere'nin de bölgeye geliyor olması, Fransa'nın tam tekmil bölgeye yaklaşması ki İngiltere Kıbrıs'taki üslerini Fransa'ya açmış durumda. Kullanabilirsiniz dedi. Bir anlamda zaten katılmış durumda. Katılmış durumda bir evet, anlamda. Evet. Sadece parlamentodan bir karar çıkacak. Evet. Alınan kulis çalışmalarına göre de kulislerden gelen haberlere göre de İngiltere parlamentosundan bu karar çıkacak. Evet. Yani bir hafta içerisinde İngiltere'de bölgeye gelmiş olacak. Zaten Osmanlı bakiyesi Türkiye bölgede evet, hemen dibinde komşusunda Suriye'de bu tür tartışmalar yaşanıyor. Yani ister istemez tekrar ben o soruya gelecek olacağım. Gelmek istiyorum. Yani yeni bir dünya savaşı öncesi atmosferin biraz daha oluştuğunu, biraz daha oluştuğunu net bir şekilde gözlemliyoruz aslında. Tabii savaş istenmez burada siz, yani siz bu soruyu, savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz ama. Siz bu soruyu sorarken yani İngiltere'nin bugüne kadar böyle bir karar almadan işin dışında durmuş olması gerçekten garip. Ve bu meselelerde nihai sözü söyleyecek iki veya üç devletten birisi de odur. Bölge gelmesi bir savaşın çıkacağı göstergesi olabileceği gibi bir savaş çıkmasına engelleyici bir gösterge de olabilir. O bakımdan yani bugünkü şartlarda çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın çok katı şartları yok. Bugün orayı paylaşma noktasında çok büyük ihtilaflar yok. Sen dahil olma, sen dahil olma falan tarzında bir şey yok. Yani kaba taslak bakacak olursak batılı devletler, Amerika evet, Birleşik Devletleri evet, dahil Esed'in gitmesini istiyor. Evet. Esed'in gitmesine taraftar. Evet. Rusya ve İran da Esed'in gitmesine istemiyor. Evet. İşte bu Orta Doğu'da kurulacak... Burada böyle bir ihtilaf var. Orta Doğu'da kurulacak statükonun önemli pazarlık noktalarından birisi bu. Yani o mesele Esad falan değil. Esad zaten gitti gideceği kadar. Bundan sonra kalsa ne olacak, gitse ne olacak? Noktayı nazar bunda şu anda bu bölgede nasıl bir gelecek kurulacak, nasıl bir statü kurulacak? Güçler bunda anlaşabilmiş değil. Meseleye böyle bakmak lazım. Böyle bunda anlaşamadıkları için ortada Esad var gibi görünüyor. Esad problemi var gibi görünüyor. Mesele sadece Suriye değil ki. Her yer kaynıyor. Her yer kaosta ve geleceği bir belirsizlik içinde. Orta Doğu'daki sınırları bozulan ülkeler, coğrafyalar, Irak'ı, Suriye'si, ne bileyim, Libya'sı öbür taraftan, Lübnan'ı, Yemen'i, yani bazı kriz noktaları var ki, buralar yeni kurulacak statü içinde bir net çözüm şeyine bağlan, formülüne bağlanmalı ki hakikaten savaşsız bir geçiş düzeni olsun. Eğer bu uzlaşma sağlanamazsa gerçekten biz bu çatışma ortamlarını daha çok Allah korusun yaşarız, yaşayacağız. Yani herkes de bir an önce bitsin istiyor ama bitsin herkes beklediğini alamadığı ölçüde de direnmeye çalışıyor. Rusya mesela bu anlamda beklediğini alamamanın biraz hırçınlığı içinde gibi. O koalisyonun içinde hatır sayılır bir yer alma konusunda çok şey değil. Bu meselede anlaşmış güçlerin birlikteliği başkalarının da ne ölçüde yer alabilip alamayacağını tayin eder. Onun için Rusya belki kendini biraz bu işin dışında gibi de görüyor olabilir. Evet. O bakımdan yani şimdi şu kadar, ekonomi bu işin neresinde duruyor? Ekonomi çünkü, her şeyi bu işin. Rus evet, ekonomisine baktığımızda evet, Rusya hakikaten çok çalkantılı bir süreçten geçiyor. Evet. Normalde cari açık vermeyen bir ülke Rusya Federasyonu ama şu an yıllar sonra ilk kez cari açık vermiş bir pozisyonda, konumda. 2015 yılının son evet, çeyreğinde cari açık verdi. İşte bunu da Ukrayna, açıkladılar. Gürcistan, Kırım'da yaptıklarının ambargoyla müeyyidelendirilmesi, onun yanında
petrol fiyatlarının düşmesi. Petrol fiyatlarının düşmesi dediğiniz gibi maliyesini ciddi ölçüde sarstı ve sarsıyor. Bunda işte telaşı zaten biraz oradan geliyor. Burada yerini hemen alıp ve statikoda yerini alarak kendisini de bir çekidüzen vereceği, ambargoyu hafifletici bir uzlaşma ortamı da yani istiyor. Rusya girdaptan çıkış arıyor diyebiliriz. Çıkış arıyor ve bu işte bunun vesilelerini oluşturmak zorunda. Bu ihtiyacı duyuyor. Doğru veya yanlış. Bizim bu dışarıdan gördüğümüz budur. Yaptıkları çok öyle kendine faydalı gibi görünmüyor. Pratik sonuçları olacak gibi de görünmüyor. Ama amacı dediğiniz gibi kendisine bir çıkış yolu bulmaktır. Ne ölçüde bulabileceğini de önümüzdeki gelişmeler gösterecek. Ve ben bu arada hakikaten bu olaylar karşısında bugüne kadar en az hasarı alarak geçen ülkelerden birisi Türkiye'dir. Dileriz bu olay işte yılbaşında Suriye toplantısıyla ciddi bir sonuca bağlanarak Türkiye bu tehditten olabildiğince kurtulmuş ve korunmuş olur. Yani bir sıcak çatışmanın alanı ve muhatabı ve tarafı haline gelmez. Ve Allah korusun yarın çözümsüz bir hale gelse bu uçak düşürme hadisesi bizim başımıza çok ciddi sonuçlar açar. Evet. Sahada ciddi sonuçlar açar. Evet. O bakımdan bunu hiç temenni etmememiz ve süratle geçiştirilmesine taraftar olmamız lazım. O yönüyle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin arasındaki söz düellosunun hakikaten yüksek perdeden cereyan ediyor olmasını bir ciddi geriliminden ziyade kendi iç kamuoylarına yönelik bir pazarlama olarak da görülmesi gereken bir husus olarak görüyorum. Evet. İnşallah öyle kalır, öyle İnşallah. Olur, öyle biter. İnşallah. Evet. Son 1-2 dakikamız, ben hemen şunu da sormak evet. istiyorum. Çünkü bu tarz yorumlar da çok sıklıkla yapıldı. Malum Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir terör belası var. Evet. Yıllardır karşı karşıya kaldığı bir terör belası. PKK'nın hamiliğini bundan önce birçok batılı devletin üstlendiğini biliyoruz. Evet. Bunu açıktan yapmıyorlar ama gizliden evet. çok güzel bir şekilde PKK'yı kullanıyorlar. Evet. Rusya'nın bu süreçte PKK'yı kullanabileceği, silahlandırabileceği, destekleyebileceği de ifade ediliyor. Evet. Son bir dakikamız sizce böyle bir durumda karşı karşıya kalınabilir mi? Bu potansiyel olarak mümkün ve Amerika'nın bu konudaki tutumu da hiç güven verici değil. Yani oradaki PYD güçlerini meşru ve o alanda işbirliği yapılabilecek bir odak olarak kabul etmesi gerçekten bizim açımızdan talihsizdir. Kendi iç politikası açısından, kendi stratejisi açısından belki bunu uygun görüyor ama bu bölgede Amerika'nın Türkiye'ye rağmen bunu istemediği halde ve Türkiye'nin bu işten rahatsız olduğunu bildiği halde ve bu koridorun açılmasında Türkiye ile birlikte hareket edeceğini 2-3 ay evvel açıklamış olmasına rağmen bu tarz günübirlik strateji değişiklikleri yapması güven kırıcı bir şey ve olmaması gereken bir şey. Bu ortamda da Amerika ile Rusya'nın da danışıklı dövüş halinde ikircikli hareket ettiklerini biz burada geçtiğimiz programlarda da temas ettik. Ve Rusya'nın yani Özgür Suriye Ordusu'nun kuvvetleri bize nerede DAEŞ var onlar söylüyorlar biz o hedefleri bombalıyoruz tarzında hiç gerçekle alakası olmayan beyanları olmuştu. Bunun inandırıcı olmayan ve güven kırıcı olan bir tutum olduğunu burada ifade etmiştik Putin açısından. Ve şimdi geldi o Putin DAEŞ hiç silah attığı görülmedi ama varsa yoksa Türkmenlere yönelik bir saldırı gerçekleşiyor. Ve bu arada Rusya ile Amerika'nın o bölgedeki stratejik menfaatlerinin örtüştüğü ölçüde Türkiye'nin böyle bir sıkıntı yaşama ihtimali var. Fakat nihai tercihte Amerika oluşan şartlara göre bu dediğini yani PYD güçlerine destek olma tarzındaki tavrını ne ölçüde kararlı bir şekilde sürdürecektir ve sürdürmeyecektir bilemiyorum. Ama şu anda sürdürecek gibi pozisyonda var. O yönüyle Rusya'nın da buna katılması halinde Türkiye'nin başı bayağı ağrır. Nasıl üstesinden gelir şu anda da kestiremiyorum şahsen. Evet, bunu bekleyip göreceğiz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böylelikle kıymetli izleyiciler bir haftanın yorumu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta
Önümüzde hangi gündem başlıkları olacak? Biz de merak ediyoruz. Tabii bu hadise nereye doğru evrilecek? Bunu da merak ediyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Tekrardan görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.